Sevgili hastalarım, bugün sizlere vajinal kuruluk ve tedavisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Vajinada iki ön ve arka duvar genellikle birbirine yapışık halde durur. Ama vajinadaki bir takım salgı kanalları, özellikle damardan sızan sıvılar ve vajinanın girişinde Bartholin ve Skene bezi dediğimiz bezlerden kaynaklı sürekli bir nemlilik ve ıslaklık hali mevcut olur. Bu nemlilikte azalma nedeniyle oluşan duruma vajinal kuruluk denir. Nedenlerine bakacak olursak aslında çok çeşitli nedenleri vardır. Özellikle en büyük sebep menopozal süreçte mevcut olan östrojenin azalmasına bağlı kuruluktur. Bunun yanında cinsel isteksizlik, cinsel yolla bulaşan bir takım hastalıklar, vajinal bölgede sürekli geçirilen vajinal enfeksiyonlar, bununla beraber kullanılan bazı ilaçlar, özellikle doğum kontrol hapları veya antidepresan ilaçlar yine vajinal kuruluk sebebi olabilir. Bunun haricinde de özellikle kemoterapi ya da radyoterapi sonrasında yine o bölgede floranın bozulmasına bağlı, yapının bozulmasına bağlı da yine kuruluk nedenleri olabilmektedir. Tanı nasıl konulur? Genellikle hasta bize geldiğinde şikayetlerin üzerine ve muayene bulgularına göre konulur. Bu tip hastalarda şikayet olarak daha çok en büyük sorun cinsel ilişkide ağrı, cinsel isteksizlik, cinsel ilişkiye girememe ve cinsel ilişki sonrasında birkaç gün devam eden yanma, batışma ve sık idrar hissi şikayetleri olur. Daha ileri düzeyde, özellikle menopozal dönemde olanlarda sistit benzeri dediğimiz, yani sanki idrar yolu enfeksiyonu varmış gibi sık idrara gitme, idrarını tutamama ve idrarını yaparken özellikle kasık bölgesinde yanma ve sancıyla genelde bize başvururlar. Vajinal muayene esnasında da özellikle kuruluğu muayene sırasında saptayabiliyoruz. Hatta ileri düzeyde ise vajinal bölgede bir atrofi, yani küçülme, o bölgede kızarıklık ve daha çok ciltte incelme şeklinde de bulgularla saptayabiliyoruz. Tedavide öncelikle sebebe yönelik tedavi tabii ki önemlidir. Yani bir enfeksiyonu varsa öncelikle enfeksiyonu ortadan kaldırıyoruz. Doğum kontrol hapına bağlıysa ilacını değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Ama en önemli tedavi bunlar da bir şekilde oradaki florayı yerine getirmek. Yani orada salgı kanalların azalmasına bağlı meydana gelen yaşlanma ve atrofi problemlerini vajinal gençleştirmeyle düzeltmek. Tedavide özellikle tabii ki nedeni ortadan kaldırmak, işte topikal östrojen dediğimiz, yani bir takım östrojenli kremler veya lokal hyaluronik asit içeren kremler kullanıyoruz, ama ana tedavide daha çok kalıcı çözüm dediğimiz, yani vajinal bölgeyi yeniden onarma şeklinde tedaviyi daha çok tercih ediyoruz. Bunu da lazer ve PRP ile yapmaktayız. Özellikle kuruluk başlangıçta belki sadece ağrılı cinsel ilişki şeklinde kendini gösterebilir, ama kuruluk problemi arttığında, yani hastalar tedavi edilmediğinde ciddi derecede cinsel isteksizlik, eşiyle arasında problemler, daha önemlisi özellikle kuruluk probleminin artmasına bağlı idrar şikayetleri ve sürekli o bölgede otururken dahi yanma batışma hissi şeklinde kendi rahatsızlıklarıyla belli eder. Dolayısıyla şikayetleri olan her kişinin muayene olup uygun tedaviyi alıp şikayetlerini rahatlamasını istiyoruz.